Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon izleyiciler. Haftalık muhim haberler programımızda görüşenlerle kızgın karşılaşalımız. Ben Abdullah Yalpın. Programımızda bir hafta içinde vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibiyle alakadar bulup ötken en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kaynamızda kıtanlar ekranımızda bulsun. Dünya Uyghur Kurultayının yeni başkuruş hayeti ilan kılındı. Dünya Uyghur Kurultayının 7. nöbetlik umumi vekiller kurultayı 11. noyabr Çek paytaxtı Praga şehirde açılıp 14. noyabr ahırlaştı. Umumi yığınğa Türkiye'den teklifke binaen Xalqara Şarq Türkistan Teşkilatlar Birlik Reisi Hidayetullah Oğuzhan, Şarq Türkistan Ülümalar Birlik Reisi Doktor Ataullah Şahyar Qatarlıqlar ve 20-ci devletin gelgen vekiller şundaqlı tekliflik mihmanlar katnaşkan idi. Saylam ahırlaşkandayken ilan kılınğan neticege göre kurultayının başkuruş hayeti işçide bazılar öz ornını saklap kalgan bolsa, bazılar yeni saylanğallarga ötküzüp bergen. 14 noyabr kurultayının ahırkı günde elip berilgan saylam neticesige göre Dulkunaysa Apendi 198 avaz bilen Dünya Uyghur Kurultayının yeni bir nöbetlik reislikige saylanğan. Reis saylanıp bolgandayken muavin reisler saylanğan bolup, Türkiye Hacettepe Üniversitesi'nin okutkuçisi, strategiya mutaxassisi ve Uyghur Tadqiqat İnstitutu reisi Dr. Erkin Akram, Amerika'daki Uyghur Kişilik Hukuk Kuruluşu'nun tadqiqatçısı Zubeyra Şemsiddin Hanım ve Germaniya'dan Perhat Muhammedi Qatarlıq 3 kişi Dünya Uyghur Kurultayının yeni nöbetlik muavin reislikige saylanğan. Uyghur Kişilik Hukuk Kuruluşu'nun direktörü Ömer Qanat Efendi burunqı dekle Dünya Uyghur Kurultayı İcraiya Komitetinin reislikige qayıt saylanğan. Netice ilan kılınğandayken kurultayının yeni bir nöbetlik reisi Dulkunaysa Efendi söz kılıp, dünyanın her kaysi caylarından gelgen vekillerinin Dünya Uyghur Kurultayı'a şundaklı kurultayının yeni nöbetlik rehberlik grupısı'ğı bolgan işençisi'ğe rahmet etti ve kelgüsü 4 yıl jarayanda tirişip hizmet kıldıganlıqını bildirdi. 7. nöbetlik kurultayga 20-ci devletten 220-dek resmi vekil, küzetkücü ve şarap mihmanları katnaşkan bulup, bunların içinden 204 vekil avaz birişki katnaşkan ve cemi 32 nöper vekil kurultay tarkibideki her kaysi komitetlerine vazifeye tayinlengen. Vazifeye tayinlengenlerinin tepsilatını kurultayının resmi torbetinden körvalalayızlar. Angliya Müslümanları Uyghurlarını kollab zor kölemlik namayışı ötküzdü. Uyghurlar iki cumhuriyet yani 1933 yılı kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti ve 1944 yılı kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni kurgan gününü tebrikler atkan bir peyde, Angliya'daki Müslüman Teşkilatlar Birliği Uyghurlarını kollab 5000 kişilik namayış kılgan. Mezgur birlik 50'den artık teşkilatın terkip tapkan bulup, ular Uyghurlar üçün ornundan tur şuarı bilen kan kölemlik namayış kılışı arkalık, Xitayning Uyghurlarga ijro qilib atgan irqiy qirg'inchilik jinoiy qilmishini ayiblagan. Namoyish 13 noyabr Londondagi Xitoy elchixonasi bilan Manchesterdagi Xitoy konsulxonasi oldida o'tkazilgan bo'lib, namoyishchilar Xitoyni Uyghurlarga ijro qilib atgan qirg'in qilish jinoyatini to'xtatishga chaqirgan. Namoyish orqali xalqaro jamiyatni bulibmi Uyghurlar masalasida quloq yopirib olgan islom dunyosining bu masalaga bo'lgan diqqatini qo'zg'atishni maqsad qilgan. Namayışqa Angliyanın her qaysi şehir ve rayonlarda faaliyet qilib atqan Angliya Müslümanlarının miras merkezi Al-Ansar Mescidi, Brakenil İslam Medeniyet Merkezi, Al-Marifah Fondi Cemiyeti, Nurburi Müslümanlar Tinişlik Merkezi, Şerqi London Mescidi ve London Müslümanlar Merkezi, Girlington Müslümanlar Paravanlıq Cemiyeti qatarlıq 50'den artıq teşkilat iştirak qilgan bolup, namayışta Xitayning Uyghurlarga qaratqan bastırış qilmişlarga qarşı bayanat ilan qilingan. Ve Uyghurlarga erkinlik degendek şuarlar tuğlanğan. Bildirilişçe namayıştın burun 21. əsirdeki İslam namlıq torbet Uyghurlar üçün ornundun tur namıdı çakırıq eylan kılgan bulup, namayışçılarga ayyultuzluq kök bayraq çüşürülgen maik tarıqtılgan. Ve namayışçılar ayyultuzluq kök bayraq çüşürülgen maikilerini kiyip namayışkı katnaşkan. Xitay baş elçihanesi Xitayga karşı kanun layısının sunuluşunu tosuşku urundi. Amerika'da duruşlu Xitay baş elçihanesi yakınqı birine çayıptı içide Amerika şirket başkurguçularına qarıtılgan faaliyetini küçeytip, ulardan parlament azalarına hizmet işlep Tayvan haqqıda Xitayga karşı kanun layısı sunuştun vazgeçişki tereşişini talep kılgan. Amerika avazının 14. noyabrdaki haberde muhbirlarının Xitay elçihanesinin lobicilik faaliyetini bildirgan 4 kişiden igilişçe, Xitayning Amerikadagi bosh elchixonasi Amerika Saudi jamiyatidagi ta'siri kuchli kishilar bilan keng turda aloqa qilib, maktub avatish qatorliq vositalar bilan ularni parlament a'zolarini Xitoyga qarshi taklif sunmaslikka qoyil qilishga chaqirgan. Reuters agentligining oshkorlashicha Amerika Saudiyalariga xat avatkuchi dal Xitayning Amerikadagi bosh elchixonasining iqtisod va savdo ishxonasi ekan.
bildirilishicha Xitoy elchixona xodimlari Amerika shirkatlariga tahdid solib, agar munosabatlik qonunlar tasdiqlanib qolsa, bu shirkatlarning tijorat kirimi va Xitoydagi bozordan oladigan manfaatdan mahrum qoldiganligini ogohlantirgan. Xitoy elchixonasining maktubini topshirib olgan bir qism kishilar bearam bo'lgan bo'lib, agar ular Amerika parlamenti a'zolari bilan munosabatlik masalalari to'g'risida aloqa qilsa, o'zlarining chat el vakolatchilarini tizimlash qonunining aloqador belgilamalariga xiloflik qilgan bo'lib qolishidan ansiraydiganligini o'tirg'i qo'ygan. Shu sababli hech kim Xitoy elchixonasining bu xatini topshirib olgan yoki ko'rganligini boshqalarning bilib qolishini xohlamagan. Xitoy elchixonasi oldingi oyda yo'llagan maktubida biz sizlardan parlament a'zolarini ideya jihatdagi bir taraflamalik qarashdan voz kechib, Xitoyga qarshi qonun loyihasini tashviq qilishni to'xtatish yoki salbiy moddalarni o'chirib o'tishga undashda aktiv rol o'ynashinglarni so'raymiz. Shunda qila olsak, ikki davlatning iqtisodiy va savdo hamkorligida yaxshi sharoit yaratilib bo'ladi deyilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy elchixonasining barlik xizmatchilari Amerika savdo jamiyati bilan ko'rishganda mushuningga o'xshash ishbohatlarni bildirgan bo'lib, Amerika Kengash Palatasidagi Demokratlar va Jumhuriyatlar partiyasi bu yil 6 oyning 8-chi kuni Amerikaning yangilik yaratish va raqobat qonuniga birdek qo'llab belat tashlagan. Bu qonun loyihasi Xi Jinping bilan Baydenning tunji qatimliq sin suhbati 3 soatdan ortiq davomlashdi. Xi Jinping bilan Amerika prezidenti Bayden silliq suhbat qilgan bo'lib, Xi Jinping suhbati ikki tarafni o'yin o'ynamaslikka chaqirib, Yer shari Xitoy va Amerikaning mustaqil hamda birlikda taraqqiy qilishi uchun yetarli degan. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Xi Jinping bilan Amerika prezidenti Bayden seyshanba kuni 3 soatdan ortiq silliq yig'in o'tkazgan bo'lib, suhbatda Xitoy-Amerika munosabatining taraqqiyotiga munosabatlik strategik umumiy vaziyat va o'rtaq ko'ngil bildirgan masalalar haqida to'liq fikr almashtirgan. Suhbatda Xi Jinping Xitoy bilan Amerika chuqur o'zaro manfaat yetkazishda cheng turishi, ikki taraf o'yin o'ynamaslikka sen o'tirib qo'yding, men g'alaba qildim demasligi kerak deb bildirilgan. Bildirilishicha Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi tunji qatimliq silliq uchrashuv 3 soatdan ko'proq vaqtdan keyin oxirlashgan bo'lib, Xi Jinping suhbat jarayonida Xitoy va Amerikaning o'z yo'lida taraqqiyotini ilgari surishi, tinch va muqim xalqaro muhitni qo'g'dash, jumladan klimat o'zgarishi va virus yuqumi qatorliq dunyoviy xirislarga unumlik taqobil turish kerakligini bildirgandan boshqa, Tayvan masalasida intayin sezgur ekanligini ta'kidlab, Tayvanning mustaqilligini ilgari suradigan bo'lguncha kuchlar bizga qudrat qo'li qilsa, bizni sinab beqishqa va qizil chiziqni dafsanda qilsa, Xitoy hal qilg'uch tadbirlarni qo'llanishga majbur bo'ladi deb bildirilgan. Prezident Bayden bo'lsa, Amerikaning bir Xitoy siyosatida cheng turadiganligini, Tayvanning mustaqilligini qo'llamaydiganligini va Tayvan bo'g'ozida tinchlik va muqimlik o'rnatishga to'g'ri qo'shadiganligini eskertish bilan bir vaqtda Xi Jinping bilan ilgirikiga o'xshash ochiq yuruq va samimiy suhbatlashishni umid qildiganligini, rahbarlarning davlatlar o'tirsidagi raqobatning to'qinishga aylanib qolmasligiga kafolat qilish mas'uliyati borligiga ishindiganligini, Amerika bilan Xitoy o'tirsidagi munosabatlarning har ikki davlatga o'xshashlab butkul dunyoga ta'sir ko'rsatadiganligini ta'kidlab mundoq degan. O'rtaq tunishni asos qildigan yetakchi fikr liniyalarini bekitib chiqishimiz, o'xshamasliklarimiz masalasida ochiq yuruq va samimiy bo'lishimiz kerak degandek masalalarni tilga olgan. Biden bilan Xi Jinpingning silliq uchrashishidan keyin Oqsaroy tarafidan e'lon qilingan bayonotda mundoq deyildi. Ikki rahbar davlatlar o'tirsidagi murakkab munosabatlarning mohiyatini muzokara qildi va raqobatni mas'uliyatchanlik bilan saqlab qolishning muhimligini ta'kidladi. Baydenning Amerikaning o'z manfaatlari va qimmat qarashlarini davomli qo'g'daydiganligini, ittifoqdoshlar va sheriklar bilan hamkorlashib 21. asrdagi yo'l xaritasining erkin, ochiq yo'riq va adil xalqaro sistemaga yetakchilik qilishni kafolatga ega qiladiganligini ta'kidlaganligi qayd qilingan bayonotda, Amerikaning Xitoyning atalmish Uyg'ur avtonom rayoni, Tibet va Hong Kongda yo'l qo'yayotgan siyosatini va umuman kishilik huquq sohasidagi pozitsiyasiga doir andishalarini o'tirg'i qo'yganligi Xitoyning adolatsiz savdo va iqtisodiy belgilamalariga qarshi Amerikaning sanoati va amerikalik xizmatchi xodimlarini qo'g'dashning zarurligini, Hindiy tinch okean rayonida erkinlik va ochiq yuruq muhitni saqlashning muhimligini ta'kidlaganligi qayd qilindi. Angliya Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb bekitish taklifini rad qildi. Angliya hukumatı parlament a'zolari sunğan Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitish taklifini qabul qilmagan. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Angliya hukumatı parlamentdagi tashqi ishlar komitetining Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan kishilik huquq dafsandachiligini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilish taklifini rad qilgan hamda Sharq Turkistondan paxta import qilishni cheklashga qo'shilmagan. Ammo G'arbning yangi ul asliha planining xalqaro mos kelishiga kafolatli qiladiganligini aytgan.
Şunun bilen bir vaqtta Angliyaning bir parlament a'zosi mablag' silish shirkati tomonidan Sharq Turkistonga nazorat qilish texnikasi bilan munosabat deb qaralgan shirkatga mablag' solganligi hamda mazkur parlament a'zosining mazkur shirkatga maslahatchi ekanligi bayqalgan. Bildirilishicha Angliya hukumatı parlamentning Sharq Turkiston haqidagi taklifiga javob bergan bo'lib, hukumat javobida Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan kishilik huquq dafsandichiligini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilmaydiganligini o'tirg'i qo'ygan. Angliya parlamenti Tövən Palatasının Taşqı İşlər Komiteti bu yıl 7-ci ayda Şərqi Türkistandakı kişilik hüquq əhvalı haqqında dokulat elan qılıb 36 türlük təklif sunğan. Bu komitet 14-cü noyabr günü Angliya hökumətinin məzkur təklifə bərgən cavabını elan qılıb, hökumətinin bir qancı mühim təklifə qarşı turğanlığını oturğu qoyğan. Məlum olışca, Angliya Avam Palatası bu yıl 4-cü ayda çəkləş küçüqə iqi bolmağan qanun layısını maqullab, Xitayının Şərqi Türkistandakı siyasını irqi qırğınçılıq dəb müayyilləşdirgən. Angliya hukumatı bo'lsa komitetning dokladiga inkas bildirib, Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi masalasida kuchlik isbotlarining borligini, Xitoy cho'qim javobgarlikni ustiga elishi kerakligini, ammo Angliya hukumatı izchil turda bu xil qilmishlarni irqiy qirg'inchilik deb bekitmaydiganligini, balki uni ishonchlik xalqaro adliya tartibiga topshirish kerakligini bildirgan. Bu komitet bergan taklifida yana Angliyaning majburiy amgaki chetishlik paxta mahsulotlarini import qilishni cheklashni o'ylashini tavsiya qilgan. Angliya hukumatı təklifə bərgən cavabıda Xitayının münasibətlik məhsulatlarını import qilishni çəkləş planının yoxluğunu, amma xalqaralıq şirkətlər bilan həmkarlaşıb təminləş nöqtəsinin məcburi əmgəki çetilməsliqiga kapalətlik qılıdığanlığını aytqan. Bundan başqa Angliya hökuməti yana Uyğur və başqa millətlərə siyasi panahlıq verişini tizildiş yolunu açış planının yoxluğunu, şunaqla Beijing qışlıq olimpik tənərkət müsabiqəsini boykot qilish toğrusida axırı qərarının yoxluğunu oturğu qoyğan. Angliya Tashqi ishlar komitetining raisi Konservativlar partiyasining a'zosi Tom Tugendhat hukumatning irqiy qirg'inchilik siyosatini e'tirof qilishni rad qilganligi hamda Sharqi Turkistondagi paxta mahsulotlarini import qilishni cheklash taklifini rad qilganligidan umidsizlanganligini aytgan. Xitoyning Interpoldagi ta'siri kishilik huquq tashkilotlarining andishasini qo'zg'adi. Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligining bu yuqori darajalik amaldorining Interpolda vazifaga erishishga urinishi kishilik huquq tashkilotlari va siyosiy yo'llarining andishasini qo'zg'adi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligining bu yuqori darajalik amaldori Interpolning ijroiy amaldori o'rniga erishishga urinayotgan bo'lib, kishilik huquq tashkilotlari va xalqaro siyosiy sohadagilar Xitoyning Interpolning ma'lumot ambaridan qalamiqan foydalanib, Xitoyga qarshi shaxslarni izg'o'g'lab tashirish ehtimolligidan andisha qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Interpol 23 noyabrdan 25 noyabrgacha Turkiyaning Istanbul shahrida yig'in ichib, ijroiya komitetining yangi a'zolarini saylaydi ekan. Buning ichida Xitoy JH ministrligi xalqaro hamkorlik idorasining muavin mudiri Xobin Chinmon nomzodlar qatorida bor bo'lib, qolgan 2 nomzod Singapur va Hindistondan ekan. Bildirilishicha, Interpol ijroiya komiteti 13-chi ijroiya amaldoridan tarkib topgan bo'lib, ular bosh kotib va bosh kotibat boshqarmasining kundalik xizmatlarini nazorat qilish, xizmat plani va siyosatlarni tuzishga yordam berishga mas'ul ekan. Interpolda 19 sonliq ma'lumot ombori bor bo'lib, bularning biri 1.5 milliondan ortiq xalqaro jinoiy delolarga aloqador arxiv materialini o'z ichiga olgan. Xitoy jamoat xavfsizligi ministrligining uchurg'a asoslanganda, Xitoy har yili Interpol yo'li orqali taxminan 3000 qitim yordamlashib tashirish delosini avatar ekan. Xabarda bildirilishicha, nurg'ullagan kishilik huquq tashkilotlari va o'xshamagan partiyalardan tarkib topgan Xitoyga qarata davlat xalqaro parlamentlar ittifoqi buningga oshkora norozilik bildirib, Xobin Chinning Interpol ijroiya amaldori bo'lib saylanishga qat'iy qarshi turgan. Ular Xitoyning bu tashkilotdagi o'rnidan foydalanib, muhojiratdagi uyg'urlarga qizil rangliq tutish buyrug'i chiqarishdan andisha qildiganligini bildirishgan. Mazkur ittifoqning Interpolga yozgan xatida Xobin Chinning ijroiya komitetiga saylanishi Xitoyning Interpolni davomli suiiste'mol qilish qilmishiga yashil chiroq yiqib berib, Hong Kongliklar, Uyg'urlar, Tibetlar qatorliq chat ellarda yashayotgan Xitoyga qarshi shaxslarga bo'lgan xavfi tig'imi cho'ng bo'ludi deyilgan va bu yil 7 ayda Marokashda tutqun qilingan Uyg'ur yosh Idris Hasanni misol qilib ko'rsatgan. Qo'g'dug'ichi muhofizachilar tashkiloti 15 noyabr e'lon qilgan dokladda ko'rsatilishicha 2000 yildan 2020 yilgacha bo'lgan aralikda Xitoy chiqargan qizil ranglik tutish buyrug'i 10 hissa ko'paygan. Mado şirkəti xojayinning Xitoy haqidagi so'zlari kuchli tanqidga uchurdi.
Türkiye'deki danlık markalardan biri bolgan Mado şirketinin hucayını Xitay haqqidagi nomussuzlarcha sözleri sebeplik qattiq tanqidga uchurdi. Türkiye'nin danlık marojna ve tatlıq turum şirketi Mado'nun hucayını Mehmet Kambur 15 noyabr Xitay Xalqara Radiosi Türkçe kanalının ziyaretini qabul qilgan bolup, Mado şirketinin taraqqiyati ve Xitaydagi planlari haqida toxtalgan. O ziyaret yana şirketinin Xitaydagi ichilish murasimi haqida toxtalib, aynı vaqtda özünü Xitaydan deb tunishtirganligini, mehmonlarning hayron qalganligini tilga olgan ve buni tushundirib, insonning ikki vatani bo'ladi. Biri tug'ilgan yeri, yana biri to'ygan yeri. Xitoyda to'ygan ekanman, men Xitoydan degan. Uning bu so'zlari tur dunyosida tarqalgandan keyin Turkiya ichi sirtida kuchli g'ulg'ula qo'zg'adi. Muhojiratdagi Uyg'urlar shundoqla Turkiyadagi Sharqiy Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lib kelgan har qaysi sohalardagi zotlar ve danlıq şahıslar ijtimai taratqu hesabları arqalıq Mehmet Kamburni qattıq ayıpladı ve gazipini bildirişdi. Tünögün keşte Twitter'da yana Madone Baykut Kılaylı temisida hashtag faaliyeti başlangan bolup, kısqa vaqt içide Türkiye'deki Twitter kün tertipide birinci oran koyuttu. Mado 1850 yılı Türkiye'de kurulgan şirket bulup, uzun tarih ige danlıq markalardan biri bulup hesablandı. Nöbette Mado'nun 22 devlette tarmaq şirketi bar bulup, Mehmet Kambur Xitay'daki zincirsiman dükününün 1700 nişanı barlıqını bildirgen. Mado şirketi aldınqı aydımı Uyğur Akademiyası qatarlıq təşkilatlarının başçılıqıda təşkillengen, Beijing Kışlıq Olimpikini baykut kılış haqqıdaki akbarat elan kılış yığınının Mado şirketiye təvə pahaliyyə zalda ötküzüşke ruhsat kılmağaydı. Ve bunun Xitay'daki sodusunun ziyanğa uçurması üçün ikerlikini bildirgen idi. Amerika Xitay'ını öz içine alğan 10 devletini qarı tizimlikke kürgüzdi. Amerika Xitay ve Rusya'ını öz içine alğan 10 devletini dini erkenlikini bastırgan devletler tizimlikke kürgüzdi. Fransiya Xalqara Radiosu'nun haberde bildirilişe, Amerika Taşkı İşlamı'nın sırlıqı 17 noyabr Rusya'ını dini erkenlikini bastırı sebeplik, alahide dikkat kılındığan devletler qarı tizimlikke kirgüzgenlikini ilan kılgan. Bunlar içide Xitay'ımı bar bulup, mezkur devletler ötkeniyle dini erkenlikke iğir derecede dâhli taruz kılgan devletler qarı tizimlikke kirgüzülgen. Xaberde qayıt kılınışa, Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken bu axte ilan kılgan bayanatıda, Amerika'nın barlıq devletlerdeki din ve itikad erkenlikini qoğdaş vadisige xilaplı kılmaydıganlıqını bildirgen. O bayanatıda bugünkü günde dünyanın nurgun rayonlarındaki kişiler fakat özlerinin itikadı bu işi yaşıganlığı üçünlə hükümet tarafından parakende kılınganlığını, kolga ilinganlığını, tehditke uçurganlığını, türmege taşlanganlığını hatta öldürülgenlikini bildirgen. Bildirilişçe Amerika bu yıl Rusya'nın dini erkenlikke iğir dâhli taruz kılganlar tizimlikke kirgüzgen bolup, qarı tizimlikteki Xitay, Şimali Koreya, Kuba, Aljiriya, Saudi Arabistan, Birma, İran ve Pakistan qatarlıq devletler her yılı mezkur tizimlikke kirgüzülgen. Bultur alahide dikkat kılındığan devletler qarı tizimlikke kirgüzülgen Nigeriya bu yıl bu tizimlikten çıkırıp etilgen bolup, Blinken bu hafta Nigeriya'nı ziyaret kıldıken. Bir Xitay'a Şarkı Türkistan'daki muhim körünüşlerine aşkı arıldı. Xitay Şarkı Türkistan'da ceza lagırlarını təsis kılıp, her xil tökmetler bilen Şarkı Türkistan halkını lagırlarına solap, kırgın kılıp kilovatkan ve bu cinayi kılmışlar halkara cemiyet tarafından irki kırgıncılık deb atılışkı başlayan bir peyde, öz cinayetlerini yuşuruş üçün qattıq ciddileşken Xitay barlıq teşviqat vasıtlarını hareketki keltürüp, mezkur lagırlarını atılmış terbiyeleş merkezi digendek çıraylıq namlar bilen atap, xalqara cemiyetini aldaşkı urunup kelgen idi. Ama Gönggön isimlik bir Xitay yaş xatarga tevekkül kılıp, Şarkı Türkistan'daki bir kısım ceza lagırlarını mahbi sınığı elip tarqıtıp, Xitay'nın xalqara cemiyetini aldav atkallıqını aşkı arıldı. Sindi bildirilişçe Gönggön xavupki tevekkül kılıp Şarkı Türkistan'a işkirlep kirgen. O Amerika taratkuları lagır haqqıda tartkan lagır adresleri hem de Baidu haritisiga asasen Şarkı Türkistan'daki 8 şehir ve bazardaki 18 orunni mahbi ziyaret kılgan. O ziyaret jarayanında Xitay inkar kılıvatkan ceza lagırlarını bayqıgan bolup, Amerika ve xalqara akhbarat vasıtları ceza lagırları haqqıda elan kılgan xabar ve dokulatlarının reallıq ikenligini ispatlıgan. Mutaxassislarning qarashicha mazkur sinning ilgirki chat el taratqularining xabarlarida ishiltilgan lagerlar haqidagi sun'iy hamra suratlarining chinligini dalillashga yordam bo'ladi ekan. Xinjiangdagi yig'ibilish lagerini tepish nomli mazkur sin 6 oktyabr to'rg'i yo'llangan bo'lib, u sinning beshidala o'zining chat el muxbirlari cheklangan Sharqiy Turkistonga bir Xitoy bo'lib subti bilan erkin kirib, xabarlarda tilga elinayotgan so'zlarning rasmiyaki emasligini isbotlamoqchi bo'lganligini bildirgan.
Növete bir kısım analizciler bu sinni çetel akbarat vasıtlarının haberleri bilen süni hemra süratleri bilen seliştirip, Xitayning teşvikatının sahtipazlik işkerlikini, lagerlarının külümü ve sanının halkara cemiyette aşkarlanan san ve külümde mu çoğun işkerlikini ilgiri sürgen. Turdaşlar yine Xitay rejimi barlıq teşvikat vasıtlarını işkiselip, yuşuruşku urungan cinayetlerini aşkarlıgan Gwen isimlik Xitayning bihaterlikiden ensirgen. Ama o yakında Twitter'da uçur hem beherligen bulup, kişiler onun hazır Xitay'da emestikini peres kılışmakta. Japonya Xitay'nın tehdidiga karşı müdafiye çıkımını aşırıştı rekord yarattı. Japonya devlet müdafiye hamkotuğu iqtisadi qozg'otish planını qo'yish arqaliq müdafiye çıkımını aşırış cihette rekord yarattı. Reuters agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Yaponiya hukumatı devlet müdafiye xarajatini kamdiganda 770 milyard yenga, ya'ni 6 milyard 740 million dollarga yetkazishni planlagan bo'lib, bu juma kuni bekitilgan iqtisodni qo'zg'otish planining bir qismi ekan. Bu summa 2019 yildagi 430 milyard yenlik ustunlama hamjotidan mo ko'p bo'lib, müdafiye hamjoti bo'yicha eng yuqori summa ekan. Növete Japonya, Amerika, Angliya, Avustralya ve Garip'nin başka ihtipaktaşları Xitay'nın Asya Tinik Okean rayonundaki herbileştiriş haletige okşamağın derecede inkaz kaydırgan. Bildirilişçe, Japonya Devlet Müdafiye Vazareti özünün körünmez küreşçi ayruplan işlep çıkaralaydıgan seviyegi yetişini ve başkurulduğun bombanın musabısını 1000 kilometreden aşırışını ümit kıldıken. Şunun bilen birge, Japonya yana tor, hava boşluğu ve elektronluk uruş iktidarıgı igi buluşunu planlagan. Yaponiya yana Avustraliya va boshqa ittifoqdoshlar va do'stona davlatlar bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirishni planlagan bo'lib, Shinzo Abe bugun Avustraliya aql ambri tomonidan uyushtirilgan to'r suhbat yig'iniga qatnashganda bularni o'tirg'i qo'ygan. Garchi Shinzo Abe o'tgan yili bosh ministrlik vazifasidan iste'fo bergan bo'lsa-mu, uning Liberal Demokratlar partiyasidagi ta'siri kuchli ekan. O suhbat yig'inidagi so'zida kunsiri ig'irlashayotgan rayon bexatarlik muhitini ko'zda tutganda Yaponiya Avustraliya ikki taraf bexatarlik va mudofiya hamkorligini yangi bir baldaqqa ko'tarishi kerak degan. Shinzo Abe yana Yaponiyaning Amerika, Angliya va Avustraliya qatorliq AUKUS bexatarlik sheriklari bilan sun'iy idrok, tor iqtidori va kvant texnikasi jihatida hamkorlashishi kerakligini o'tirg'i qo'ygan. AUKUS kelishimi navbatda Xitoyning rayondagi harbiy kuchining eshishiga qarshi inkas deb qaralmoqda. Amerika Xitayni diplomatik boykot qilishni planladi. Amerika prezidenti Joe Biden Xitayning kishilik huquq tafsandichiligi sababli Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasini diplomatik boykot qilishni o'ylashayotganligini bildirdi. Yevropa xabarlari to'rining 18 noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Amerika prezidenti Biden Kanada bosh ministri Justin Trudeau bilan o'tkazgan ikki taraflik uchrashuvdan ilgari muxbirlarga Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilishni o'ylashayotganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Biden muxbirining Amerikaning Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasini diplomatik boykot qilmoqchi bo'lganligi haqidagi savoliga javob berib, "Ha, biz shunda qilishni o'ylashyapmiz" degan. Washington pochtasi gazetasining 16 noyabrdagi xabarida ham Bidenning kishilik huquq tafsandichiligi sababli Amerika hukumat amaldorlarini Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashtirmaslik usuli bilan Xitoyni diplomatik boykot qilishni planlaganligini xabar qilgan. Başka haber manbalarda bolsa, bu kararının texi resmi elan kılınmağalıqı, Biden'nin ay ahırıdan burun bu kararını tasdiqlaşını ümit kıldıqalıqı bayan kılınğan. Bu nöbetlik kışlık olimpik tanarkat müsabıqısı 2022 4. fevraldan 20. fevralgıca Beijing'de ötküzüldüğün bulup, xalqarada Beijing olimpikini baykut kılış sadaları devamlıq küçeymekte. Daniya Chongqing'deki baş konsulxanasını taqaşını karar kıldı. Daniyaning Xitoydagi bosh elchixonasi Chongqing shahridagi bosh konsulxonasini 1 dekabrdan e'tiboran rasmiy taqaydiganligini e'lon qildi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Daniyaning Xitoydagi bosh elchixonasi 19 noyabr bayonot e'lon qilib, ma'muriy sabablar tufaylidan Chongqingdagi bosh konsulxonasini 1 dekabrdan e'tiboran rasmiy taqaydiganligini bildirgan. Daniya bosh elchixonasi undidor sahifasida e'lon qilgan bayonotida ma'muriy sabablar tufaylidan 2021 yili 18 noyabrdan boshlab Xitoyning Chongqingdagi bosh konsulxonasining barliq ishlari Daniya podshohligining Xitoydagi bosh elchixonasiga yetkildi degan uqtirishni e'lon qilgan. Ammo Chongqingdagi bosh konsulxonasini taqish sababi haqida boshqa tafsilotlarni oshkorlamagan. Ma'lum bo'lishicha, Daniyaning Chongqingdagi bosh konsulxonasi 2005 yili 1 ayda ta'sis qilingan bo'lib, boshda konsulxona sifatida xizmat qilgan.
2012 yılı resmi baş konsulukhanı derecesine götürülüp, soda ve konsul işlerine mesul bulgan. Daniya'nın Chongqing'deki baş konsulukhanısı Daniya Soda Komitetinin bir kısmı bulup, Daniya Diplomatik Organının muhim bir kısmı iken. Kadirli görümelerimiz, şuna kılı bu haftalık muhim haberler programımız müşerde ahırlaştı. Hafta ahırdaki demeyleşenlerinin hayırlı ötüşü tilektaşlık bildiriş bilen, etki günlülük haberlerimizi görüşkice aman bulgaysalar. Şunaqla ekran arqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullah.